Diyelim buradaki gibi yeşil bir kabımız var ve bu kabın içinde de hava moleküllerim olsun. Bu hava moleküllerinin ortalama bir sıcaklıkta, ortalama bir kinetik enerjileri olduğunu varsayalım. Fakat bu moleküllerin her birinin farklı bir hızı var ve sağa sola çarpıp duruyorlar. Molekülleri kaba yerleştirme şekliyle ilgili gözünüze bir şeyler çarpmış olabilir. Ortaya hayali bir çizgi çizeyim. Bu çizgi somut anlamda var olan bir çizgi değil. Yani gerçek anlamda kabı ikiye bölmüyor. Bunu sadece sağ ve sol tarafları daha iyi hayal edebilmeniz için çizdim. Gördüğünüz gibi sol taraftaki molekül derişimi daha yüksek. Buraya yazalım. Yüksek derişim. Peki derişimi nasıl ölçüyoruz? Derişimi birim hacimdeki molekül sayısı olarak tanımlayabiliriz. Ama tabi bu çizimde bir kesit görüyoruz. Mesela burada şu büyüklükte bir kısım ele alırsak, bu büyüklükte bir kesitte 4 ya da 3 ila 5 molekül bulunuyor. Aynı büyüklükteki bir kesidi bu tarafa alırsam, 1 ya da en fazla 2 molekülüm olacak. Bu tarafta daha yüksek derişim olduğu açıkça belli oluyor. Yani sol tarafta birim alanda daha fazla sayıda molekül var. Eğer 3 boyutu düşünecek olursak da, sol tarafta birim hacim başına daha fazla sayıda molekül olacak. Dolayısıyla sol tarafta yüksek derişim, sağ tarafta düşük derişim var. Bunu da sağ tarafa yazalım. Düşük derişim. Buradaki gibi bir tarafta yüksek derişimin, diğer tarafta da düşük derişimin olduğu durumlarda bu duruma derişim gradyanı diyoruz. Kap içinde soldan sağa doğru gittikçe derişim yüksekten düşüğe doğru değişiyor. Unutmadan bunu da yazalım. Derişim gradyanı. Peki bu gibi durumlarda ne olur? Şimdi bunu anlamaya çalışalım. Az önce de söylediğim gibi buradaki moleküllerin her biri sağa sola çarpıyor ve etrafta hareket ediyor. Sol taraftan sağa doğru ya da sağ taraftan sola doğru hareket edip duruyorlar. Fakat sol tarafta sağa doğru hareket edebilecek daha fazla molekül var. Doğal olarak sağ tarafta ise sola doğru hareket edebilecek daha az molekül var. Hemen hatırlayalım. Bu moleküllerin her biri farklı hızlarla rastgele yönlere doğru hareket ediyor. Herhangi bir zamanda sol tarafta daha yüksek molekül derişimi olduğundan dolayı sol taraftan sağ tarafa doğru gidebilme olasılığı sağ taraftan sol tarafa doğru gidebilme olasılığından daha yüksek. Zaman geçtikçe sistem kararlı hale gelecek yani dengeye ulaşacak. Şimdi bunu da çizmeye çalışayım. Bakalım güzel çizebilecek miyim? Sadece molekülleri çiziyorum. Hız vektörlerini çizmeyeceğim. Bakalım kaç tane molekülümüz var? 1 2 3 4 5 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. İlk durumda toplamda 20 adet molekülüm var. O zaman burada da 20 molekülüm olacak. Evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Yeterli bir süre beklediğimizde değişim gradyanının kaybolduğunu göreceğiz. Yani kap içindeki derişim her tarafta aşağı yukarı aynı olacak. İlk durumdaki hayali çizgiyi yeniden çizecek olursak her iki tarafta da aynı molekül derişimine sahip olacağız. Yani bir gradyan olmayacak. Aslında burada olağanüstü sihirli bir durum yok. Yani moleküller tutup da "Ah, o tarafta derişim daha az, o tarafa doğru hareket etmeliyim." demiyor. Bu moleküller sadece rastgele sağa sola çarpıyor. Ve eğer sol tarafta daha yüksek bir derişiminiz varsa, moleküllerin sol taraftan sağa doğru gidebilme olasılıkları sağ taraftan sol tarafa gidebilme olasılıklarından daha yüksek. Hatta bu ikinci durumda bile moleküller hala sağ taraftan sol tarafa ya da sol taraftan sağ tarafa doğru hareket ediyor olacak. Fakat artık her iki tarafta da aynı sayıda molekül olduğundan dolayı herhangi bir zamanda moleküllerin Sol taraftan sağ tarafa ya da sağ taraftan sol tarafa doğru hareket edebilme olasılıkları eşit olacak. Yani denge durumuna ulaşmış olacağız. Belli bir zaman diliminde belki bu moleküller soldan sağa hareket edecek. Fakat en nihayetinde her iki tarafta eşit erişim olduğundan dolayı aynı sayıda molekül de sağ taraftan sola hareket edecek. Bunu sadece 20 tane molekülle yaptım ki 20 oldukça küçük bir sayı eğer hava moleküllerinin derişiminden bahsediyorsak ya da hücre zarından bahsediyorsak ya da sulu bir çözelti içinde bulunan farklı tip moleküllerden bahsediyorsak söz konusu molekül sayısı 20'den çok çok daha fazla olacaktır. Yani olasılık olarak oldukça büyük sayılardan bahsediyoruz. İkinci durumda soldan sağa hareket edebilecek molekül sayısı ile sağdan sola hareket edebilecek molekül sayısı birbirine eşittir. Ve bu sistem denge halindedir. İlk durumda ise moleküllerin soldan sağa hareket edebilme olasılığı, sağdan sola hareket edebilme olasılığından çok daha yüksektir. İşte bu yüzden moleküllerin yüksek derişimden düşük derişime doğru hareket ettiğini görüyoruz. Bunu başka şekilde adlandıracak olursak, moleküllerin derişim gradyanı yönünde difüzyona uğradıklarını söyleyebiliriz. Yani bu işlemin adı difüzyon. Bunu da başlık olarak yazalım. Difüzyon. Farklı sistemleri anlamaya başladığımızda difüzyonun biyolojik ve kimyasal sistemler için çok önemli bir işlem olduğunu göreceğiz. Çünkü difüzyon molekülleri bir yerden başka bir yere hareket ettirmek için ekstra enerji gerektirmeyen bir işlemdir. Kendi halinde ve olasılık dahilinde gerçekleşen bir işlemdir. Daha önceden de söylediğim gibi olağanüstü veya sihirli bir durum değildir. Bu tarafta daha fazla molekül olduğundan dolayı moleküllerin soldan sağa hareket etme olasılığı sağdan sola hareket etme olasılığından daha yüksek. Fakat moleküllerin sağdan sola hareket etme ihtimali de hala var. Burasının altını bir kere daha çiziyorum. Mesela buradaki molekül sağdan sola hareket edebilir. Yani her şey soldan sağa hareket edecek diye bir kural yok. Ancak soldan sağa hareket etme olasılığı daha yüksek çünkü bu tarafta daha fazla molekül var. Hepsi bu.